Neden biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerle uğraşıyoruz da Peygamber Efendimiz'i reddeden, kabul etmeyen, Allah'a şirk koşan, Allah'a şirk koşan, efendim, affedersin boy abdesti bile olmayan insanları dost kabul ediyoruz. Bir de şuna da bak, ben bununla toparlayayım. Ekranlarda konuşanlar, işte sünnete sarılmışlar bilmem ne. Yalan. Siz gerçekten sünnete sarılmak mı istiyorsunuz? Bu sakal bırakmakla olmaz. Sen o dinler arası diyalog furyası başladığı dönemde sen neredeydin? Bir kelime konuştun mu? Dinler arası diyalog ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devreden çıkarıldı. La ilahe illallah kelime-i tevhidinde birinci kısmı yeter. İkinci kısmına gerek yoktur. İkinci kısmına gerek yoktur. Denilen şeyden neredeydiniz? Belki dinler arası diyaloğu daha güzel şöyle şey yapsak, yaslasak. Evet hocam. Necran Hristiyanlarının haklı olduğunu iddia etmektir dinler arası diyalog. Esasında bilmiyorum kabul eder misiniz? Yani başka bir şey değil. Necran olayında Hazreti Resulullah bir tavır, bir duruş ortaya koyuyor ve iptihal, canı gönülden arzu etmek, lanet etmeye kadar canı gönülden arzu ediyor. Dinler arası diyalog ise orada Necran Hristiyanları ile vuku bulan olayda Necran Hristiyanları vazgeçiyorlar, korkuyorlar. Muhammed'le bu yüzlerle biz şey yaparsak neslimiz tükenecek diye söylüyorlar. Dinler arası diyalog da esasında Necran Hristiyanlarını haklı çıkarma sürecidir. Evet. Çünkü bunu bir iddia olarak söylemiyorum, kusura bakmayın sözünüze girdim ama o süreçte dinler arası diyaloğa tek karşı çıkan Profesör Doktor Haydarbaş Hocam olmuştu. Evet. Dini ve Milli Bütünlüğümüz Yönelik Tehditler isimli eseri, isim olarak da böyle bir eser yoktur, muhteva olarak da böyle bir eser yoktur. Şimdi bu süreçte bize adam meydan okuyordu. Meydan okuyordu bize. Yani Necran Hristiyanlarıyla yapılan bu iptihalin aynısını yapalım diye yani kendi bir şey olarak. O süreçte bize karşı çıkmıştı ve dinler arası diyaloğu savunanlar bu ayetin bu anlama gelmediğini, bu işi fazla şeye sokmamak gerektiğini, yani bu karşı tarafı bu kadar rencide etmemek gerektiğini, bir dostluk, bir muhabbet falan filan. Yani dinler arası diyaloğu bu şekilde tercüme etmenin de bir sakıncası yok gibi geliyor bana. Necran Hristiyanlarının haklı olduğunu savunmaktır dinler arası diyaloğu.